Kitab-ı Mukaddes, yani kutsal kitap, eski ve yeni antlaşma olarak iki kısımdan oluşur. Eski antlaşma, Tevrat ve Zebur, Yahudilerin kutsal kitabıdır. İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşur. Eski antlaşma, Tanrı'nın karakterini açıklar. Onun adil, güvenilir ve kutsal olduğunu bildirir. Tanrı'nın Musa aracılığıyla açıkladığı 10 emir, Tanrı'nın halkından nasıl bir adalet ve kutsallık istediğini gösterir. Yeni antlaşma, yani İncil, kutsal kitabın ikinci kısmıdır. 27 kitaptan oluşan İncil, Grekçe olarak yazılmıştır. İlk 4 kitap, İsa Mesih'in yaşamını ve öğretilerini içerir. Elçilerin işleri kısmı, elçilerin müjdeyi yaymak için yaptıkları işleri aktarır. Mektuplar adı verilen kısımda inanlı yaşamı, kilise ve benzer birçok konu anlatılır. Vahiy isimli son kısım ise gelecekteki olayları simgelerle açıklar. İsa Mesih, günahı yüzünden Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmış insanlar için çarmıhta öldü ve dirildi. Günahlarından tövbe edip Mesih'e iman eden herkesin günahları bağışlanır ve sonsuz yaşama kavuşur. İncil'in, yani iyi haberin mesajı budur.